Evet, şimdi şehir yapalım. Buradan gidebiliriz. Şimdi daha önce Söğütlerini bulmuştuk. Petekle seçimleri yaptık. Peteklerimizi yerlerine yerleştirdik. Ondan sonra kazanımızın yeri belli. Genelde zemin katlı olur. Ne bileyim, eski kömür mümürden dolayı. Siz eğer doğal gaz yakacaksınız bu kazanı. İlle de zemin katı koyunca da değilsiniz. Buradan falan çatıya batıya başka yerde koyun. Uygulamak istediğiniz yere koyabilirsiniz. Zaten doğru düz yapmak şart. Ondan sonra peteklerin mimarideki yerleri belli. Ondan sonra ne yapıyoruz? Biz peteklerde de bir şekilde kazandan suyu ulaştırmamız gerekiyor. İşte merkezi sistemden dağıtıyoruz. Yani kolonlara çıkacağız, kolonu sistem kuracağız. Her dairede ayrıca bir işte ne kadar sıcak su kullandığını dair şeyimiz yoksa, yani ölçmemize gerek yoksa bu şekilde hem odadan bir kulon çıkarak odaların peteklerini, o kulonların bağlarını, ısıtma sistemini düzenleyebiliriz. Son yıllarda işte bireysel de ön plana çıktığı için diyelim, yakıt fiyatları bilmem ne daha pahalı olduğu için böyle yapılmıyor bir daire var diyelim. Yapılmadığı haller de söz konusudur. Bir dairemize ortak bir noktadan işte şöyle bir dairemiz var diyelim. Dairenin ana girişinden işte doğal gaz borusu gibi bilmem ne gibi sıcak soğuk su balonları çıkıp buradan dairenin içerisinde dolaşıyor. Bunları dağıtabilirsiniz. Bunları petekleri bağlayabilirsiniz. Böyle olursa buraya bir de bir ölçer, bir de sıcaklık ölçer, sıcaklık farkı ölçer. Her dairenin ısınma için ne kadar sıcak su kullandığını çıkartabilirsiniz. Bizimki bu derste bu değil. Bunu yapmayacağız. İleride müşteriniz isterse tabii ki bunu da yapabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Yapacağımız şeyler aynı şeyler, benzer şeyler. Burası da yapacağız, burada da yapacağız, burada da yapacağız. Şimdi her bir daireden çıktı bizim şeyimiz diyelim. İşte en uzaktan peteklerimiz. Peteklerin üzerine ısı yüklerini yazarız genelde. Peteğin bulunduğu odanın numarası ve ısı yükü. Bu ısı yüklerinden Q eşittir M, C, P, delta, T için. Delta T 20 derece ise 20 derece, 10 derece ise 10 derece her neyse. Q'umuz belli. Oradan borularda geçen aslında suların debileri belirlenecektir. Kütlesel debileri belirlenecektir. Basit de, büyük yazmanın amacı odur. Buradaki debileri bulacağız. Her bir peteğe bir boru götürüyoruz gördüğünüz gibi. Bu binlerimizde 1, 2, 3, 4 tane kolon varmış. Ondan sonra her bir kolonu da işte bir sıcak su bir de soğuk su düşüyoruz. Bunlar bizim kolonlarımız. Her petek odalarımızın numarası vardı. Şunlar peteklerin numaraları, oda numarası. Ondan sonra bir de bunların bulunduğu kolonlarımız var. Birinci kolon, dördüncü, beşinci kolon. Burada piyasada işte kritik atatör diye bir şey vardı. Bizde de var. Genelde kritik atatör üzerinde hesap yapılır bırakılır. Onu biz yapmayacağız sakın sakın. Bütün kolonlarımızı yapmamız gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sisteme bütün kazanın girişi çıkışını bilmem neyini bağladıktan sonra işte buradaki detaylardan bahsedeceğim önümüzdeki günlerde. Bombadır, işte kolektördür, dönüş kolektörü, giriş kolektörü, bomba gidişte mi olsun, dönüşte mi olsun, ondan sonra genleşme tankının büyüklüğü mü olsun, nerede olsun, ondan sonra gibi konulardan da önümüzdeki günlerde bahsedeceğiz şimdi. Şu bağlantıları yaptıktan sonra her bir boru parçasına bir numara veriyoruz. Gidiş dönüşü beraber verebilirsiniz. Yani şunu buraya tek bir, şu iki boruya aynı boylarda olduğu için üç aşağı beş yukarı ay tek bir numara verebilirsiniz. İşte beş numara dendiği gibi veya gidişe ayrı, dönüşe ayrı numara verebilirsiniz. Burada kolon şemasının çiziminde dikkat etmeniz gereken bir şeyler ölçeklidir. Yatayları ölçekli değildir. Şuradaki boyun kısa ya da uzun olması, boyun kısa ya da uzun çizilmesi buradaki boyun kısa ya da uzun olduğu anlamına gelmez. Buradaki L boyları nedir bizim için önemlidir. Bu da mimari projede vardır. Oraya aktaracağız. Her bir petek ısı yükleri belli olduktan sonra yukarıdan aşağı doğru toplayıp geliyoruz. Hangi boru ne kadarlık bir enerji taşıyor deyip bunu toplayıp geliyoruz. Üstten aşağı doğru birleşmelerde işte birbirine ekleyerek de buraya kadar gidiyoruz. İlk başlangıç aşamasında borularımızın çapları belli değil. Ondan sonra boyları falan belli. Üzerlerindeki dirsekmiş, ayrılmamış, şunmuş, bunmuş belli. Şuradaki şu gösterimlere dikkat edin.
Hava tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla bunların mutlaka böyle olması gerekiyor. Bunları yatay ya da tam tersi şeklinde çizmeyin ve imal de ettirmeyin. Şu genelde yatay olmasına rağmen işte bir miktarlık kaç 5-6 derecelik bir eğim buraya vermeye zorlayan ustalarınızı kullanıcılardan şikayet dinlemek istemiyorsunuz. Gene keza şu yatay borularda aynı şekilde içerisinde hava hapsi olmasın diye hazır hava tuzakları, hava oluşmasın diye hava tahliyesini kolaylaştırmak için bunları yatayla ilgili biraz böyle eğimli bir şekilde monte etmek. Şimdi biz geliyoruz. Bu oraya sabit cetveli diye bir cetvelimiz var. Makine mühendisliğinde temin edebilirsiniz. Veya internetten artık egzaflamutu olarak da alabilirsiniz. Kendinize çıktı. Alabilirsiniz. Şimdi bu hesabı cetvelinde bütün boruları buraya aktarıyoruz. Tesis hattımızdaki ama bunları işte kolon kolon. Bir nolu kolondaki bütün borular, iki nolu kolondaki bütün borular, üç nolu kolondaki bütün borular. Bütün tesis hattımızda şu cetvelde, bütün tesis hattımızdaki her bir boru parçasının üzerindeki basınç düşüşü nedir, çapı ne olması gerekir, boyu nedir, bilmem nedir, bu detayın hepsinin olması lazım. Burada gördüğünüz gibi sadece bir ya da birkaç tane devreyi kontrol ederek sistem uygunluk çalışır demeyin. Çalışmıyor. Yani yıllardan beri işte etrafınızdaki bütün binaları bakın büyük bir çoğunluğu çalışmıyor. Her ne kadar mühendisliği piyasada öğrenen mühendisler, biz her şeyi piyasada öğrendik diyen kişilerin, mühendislerin yaptığı projeler çalışmıyor. Hemen hemen her binada bir dengeleme problemi var. Kışın soğuk havalarda bütün şu hem ana pompa hem de yedek pompa birçok binada beraber çalıştırılıyor. Eğer aranızdan seneye bitirme tezi, yani bu işte çalışıp uğraşmak isteyen birisi varsa aranızda veya ailesinden, mailesinden, yakından bu işi yapıp da kendisi de bu işi de yapmak isteyen, bitirme tezini böyle yapmak isteyen varsa bir araştırma yapabiliriz bitirme tezi konusunda. İşte örnek binalar seçip bulunduğu şehirden veya yakın şehirlerden, toplu konutlardan, oradan buradan böyle binalar seçip onların şeylerine bakabiliriz. Sadece kışın kaç bomba çalıştırıyorsunuz sorusu bile bizim için önemli bir bilgidir. Oradaki görevlerle bizim binalarımızdaki o sirkülasyon pompalarının her ikisi de kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Her ikisi de kullanılıyorsa işte her şeyi piyasada öğrenmiş mühendislerin onun sorumluları işte her şeyi piyasada öğrenmiş bizim mühendislerimizdir. Sadece bir ya da birkaç tane kolon hesabını yaparak diğerlerini yapmamış. Diğerlerini Allah ne verdiyse sistem kendi kendini dengelesin diyen kişilerin projeleridir. Onları tespit etmek için ulaştırmak isteyen varsa bu konuya meraklı bir ilan birisi varsa güzel bir tez olur. Hatta yayın da olur. Bir kongrede orada burada rahatlıkla sunulabilir. Makale bildiri. Makale olmaz da bildiri olur. Bu sunulabilir. Evet neyse şu Skype cetvellerini dolduruyoruz. Nereye kaybettim bunu ben? Bunları burada dediğimiz gibi boru numaralarını yazıyoruz, ısı yüklerini yazıyoruz. Bordan taşınan ısı yükleri veya kütlesel debi aynı şeydir. Ondan sonra dediğim sıcaklık farkı. Debisi, yani buradan ısı yükü, buradan debisi. Delta'da 20 derece sıcaklık farkı için. Eğer sizin binanız 20 derece çalışmıyorsa buradaki 20 derece altın 10 derece, 5 derece neyse ona göre de bir hesaplayın. Yani şuna bu önemlidir. Buradaki debi 20 derece sıcaklık farkı önemlidir. Bizim genelde 90-70 çalıştığımız için yani birçok kalorifer tesisatı projesi 90-70'te tasarlandığı için 90-70'te çalışması gerekir ve 20, sıcaklık farkı 20 derece veya 40-60 çalışır. 60-40 çalışır o zaman da geçerli edebilir. Evet, boru parçasının uzunluğu. Bunları da mimari projeden bunun nereden geçeceğini nasıl geçeceğini biliyorsunuz. Yok böyle geçecek, şuraya da giriş bölümü dönecek, devam edecek. Bundan sonra buradan üst kata çıkacak, bilmem ne olacak. İmar projeden bütün elinde şu metrajları var. Kaç tane dirsek var, kaç tane elinde şu var, bu var. Hepsi belirgin. Bunun boyunu yazıyorum. Ondan sonra çapını biraz daha bırakacağım. Hızını, çapını böyle ne resmesine bağlısını biraz daha şey yapacağız, göstereceğiz. Ondan sonra onları da belirleyip ne yapacağız buradaki? Şu basit her bir borda meydana gelecek Delta P'yi bulup toplam Delta P'yi bulacağız. Bütün kolonları
bütün kolonlardaki buradaki delta P'nin, buradaki delta P'nin, yani şu hat boyunca gerçekleşecek olan delta P'nin, ondan sonra şu hat boyunca gerçekleşecek olan delta P'nin, ondan sonra bizde kaç tane kolon varsa işte şu hat boyunca gerçekleşecek olan delta P'nin, ne bileyim başka bir şey diyelim, şu hat boyunca gerçekleşecek olan delta P'nin hepsinin yaklaşık birbirine eşit olması lazım. Delta P'lerin dengeli olması lazım. Yani bundan emin olmamız lazım. Eğer hiç hesap yapmadan en uzaktaki delta P'yi bulup diğerlerini de hesapsız kitapsız bırakırsak, muhtemelen şu hattaki en kısa hattaki en kolay hattaki delta P bunlara göre daha küçük olacaktır. Ve akışkanın çoğunluğu bu tarafa gitmeyecek, zor yerlere gitmeyecek, kolay yakadan geri dönecektir. Ve bu hat üzerindeki odalar ısınacak, bu hat üzerindeki odalar ısınacaktır. Şu anda muhtemelen, ama dedim ya bitirme çalışması yapalım diye, o binalarda bu problem vardır. Yaşadığınız binalarda da vardır. Bazı odalarınız çok iyi ısınır, bazı odalarınız ısınmaz. Bazı odalarda cam açarsınız, bazı odalarda elektrik sobası açarsınız. Böyle kötü tasarlanmış binalarda. Tabii her gün değil, soğuk günlerde, yani ılıman günlerde çok fazla enerji ihtiyacı olmadığı için, oda için, yani şuraya ne gelirse sizi ısıtır. Ama soğuk günlerde artık ısıtmaya başlar. Bu problemin orada ne yaparsanız yaşarsınız. Evet, onu döşedik, onu bunu hallettik. Ondan sonra bir de bizim ayrıca bu tabloyla beraber burada kullanacağımız, şuradaki değerleri hesaplamakta kullanacağımız lokal fitik dediğimiz elemanlar var. Borumuzun üzerinde. İşte ne olabilir? Kaza ve radyatör neymiş gözüm görmedim. Ya, hat üzerinde bir tane işte kazan vardır. Bir radyatör vardır. Yani mesela şu borunun üzerinden şuradaki akışkan nereye giriyor? Radyatöre giriyor. Şu borunun üzerinde bir tane radyatör var. Bir tane radyatör musluğu var. Ondan sonra radyatör var mı? İşte kolonyada giriş veya şeysi, vanası var mı? Kolektör giriş ya da şeysi. Nerede var? Şurada var. Kazanda kolektörlerimiz var. Bir de şu borularımız var. Var ya da yok. Onlara ait kayıp faktörleri. İşte 0,5. Her birisi için 2,5. Bunları bir nolu boruda ne bileyim şey varmış. Kazan ya da radyatör varmış. Dört nolu boruda gene kazan ve radyatör varmış. Bunlar da yokmuş mesela. Olanları yazıyoruz, olmayanları yazmıyoruz tabii. Ondan sonra geldik. Diyelim şuraya. Şuradaki elemanlara geliyoruz. Neymiş burada işte? Bir problem var ya. Büyük isimler yazması lazım buraya. Şuralardaki rakamlar burada şey çıkmamış. Kötü bir şey olmuş. Çıkıyor bugün. Yani şurada bu elemanların isimleri var. Buradaki yazılar benim kitabımda çıkmamış, basılmamış. Ders arasında olması yazılan bir tane bulayım. Şurada yok dirsektir, yok pantolon parçasıdır, şudur budur. Onların isimleri var. Onlara ait kayıp faktörleri var. Hangisi varsa onu ne yapıyoruz biz? Burayı alıp taşıyoruz. Şurada ise bu neydi herhalde? Dirsekti galiba, farklı çaplarda. Hangi dirsek varsa, hangi çapa aitse buradaki katsayı getirip buraya yazıyoruz. Şuradan bu çapını ve işte dirseğin ismini, şu dirsek yazıyor değil mi? Diyor. Neyse, şu buradaki format bozulmuş. Bir dakika şeye bakayım ben. Bu sayfamız kaçlarda bizim? 215'lerde. Değil. Şimdi kısıtlı. Kalorifer. Kalorifer eski yok mu ya? Silmiş miyim hepsini? Eski yok mu? İnternetten bakayım. Yerel
desek. Formatlı dosya arıyorum. Bulamadım, neyse. Daha sonra bir şekilde bunu size gösteririm. Neyse. Bildik. Veya bu kitabın başka bir yerinde mutlaka vardır bundan ama burası şey var, eksik sayfa var. Onları belirliyoruz. Her bir dolu parçasında ne varsa burada işte olanları yazmışlar. Mesela şuradaki neyse bu altın olduğu durumdan varmış. Bunu sonra devam etmişiz, gitmişiz ve toplam değerleri ya. Yani. Tek bir boru parçası bunlardan bir tanesi, birkaç tanesi olabilir. Mesela diyelim ki hangi boru? Şu boruda kaç nolu boru? Bu üç üstlü borusunda hem şuradaki eleman varmış hem buradaki eleman varmış. İkisini toplamış ne demiş? Bu 2,5 demiş. İşte hiç olmayabilir veya hepsi olabilir. Onları şey yapıyor, topluyor. Sen, buradaki problem şu. Şimdi diyelim ki şu boruya. Şu borunun hem burada bir T ayrılması var. Yani şu burcu konuşuyoruz. Hem burada bir T ayrılma var hem de burada bir T ayrılma var. Yani burada bir dirsek var diyelim. Şimdi boru hem T ayrılmaya irtibatlı hem de dirseğe irtibatlı. T ayrılma aynı zamanda hem bununla alakalı hem buradaki boruyla alakalı. Hem buradaki boruyla alakalı T ayrılma. Buradaki hangi bu T ayrılmanın etkisini ben bu boruya mı vereceğim, bu boruya mı vereceğim? Hangisi önemli? Yani genelde şey yapın. Şu giden akışkan diyelim. Bu akışkanı şey yapmayın. Bunun şeysi, bunun kaybı ayrıldığı noktaya bakın. Şurada bir T ayrılması var bunun. Bir kısmı yukarı gidiyor, bir kısmı aşağı gidiyor. Bunun T ayrılması şu eleman olsun. Şuradaki eleman olsun. Buradaki T ayrılmayı şuna verin, buna vermeyin. Buraya verin, buna vermeyin. Yani bu T ayrılmadan sonra akışkan ikiye ayrılıyor. Bir yan kol, bu yan kol olarak geçer. Bir de ana kol. Bunun kayıp faktörü başkadır. Bunun ana koldaki kayıp faktörü başkadır. Bu ana kol işte T ayrılmadan sonra bu yan kol için kayıp katsayısı neyse onu şu eleman için verin. Ondan sonra yan kol için kayıp katsayısı neyse bu biraz daha büyüktür. Buraya akışkanı yönlendirmeniz daha zordur. Çünkü yön değiştireceksiniz. Onu da buraya verin. Buna herhangi bir şey vermeyin. Şu T ayrılmadan dolayı buna hiçbir şey yok. Bu var ve bu var. Şu dirsekten dolayı buna hiçbir şey yok. Şu boruyu etkilesin bu. Dirsek. Şu dirsek akışkan ters döndü. Yukarıdan aşağı gidiyor. Şu dolu solid liner gidiş borusu. Diğerleri giriş borusu. Şimdi bu geliyor diyelim. Bu yani yönüne olarak bakın. Girdiği tarafa değil çıktığı tarafı verin. Şimdi bu akış bir şey dirseğe şu elemanı verin. Buradaki de verin. Buna vermeyin. Ondan sonra geldik diyelim. Buradan bir ana kol geldi. Buradan bir yan kol geldi. Birleşti. Ondan sonra bunu da ana kol ve yan kol olarak bir buna verin bir de buna verin. İkisinin şeyleri farklı farklı olacaktır. Dönüşte ise bunu yapsın, bu şekilde devam etsin. Şimdi işte kitabınızda bu hesapları yapmak için size şu şekilde bir çizelge hazırlanmış. İşte bizim özgür basınç düşüşü dediğimiz 1 metrede metreye gelecek basınç düşüşü, boru çapları ve içerisindeki ısı yükleri, şunlar ısı yüklerimiz. Ve bunlar da ortalama hızlarımız bağlı olarak bunlar bize böyle bir tablo olarak verilmiş. Biz ne yapacağız? Elimizdeki boru çapımız neyse, tam istediğimiz boru çapımız neyse, ısı yükümüzü bulacağız. Ne bileyim işte 3000 wattlık bir ısı yükümüz var. Bunun 1 metresinde meydana gelecek delta P şu kadarmış. Bu boru içerisindeki hızımız da 3 aşağı 5 yukarı şu kadarmış. Bunları burada okuduğumuz değerleri şu tablolara taşıyarak ısı kayıplarını bulacağız. Yalnız bunu nereden geliyor, nedir? Bu işin aslı nedir? Ondan bahsedip böyle geçelim. Doğru düz borular içerisindeki basınç düşüşleri diyelim. Osman Genci'nin ısı değişkeşleri kitabı şu anda. Online derste de gene ısı değişkeşleri dersi içerisinde bu detaylı olarak anlatılmıştır. YouTube'da var. Bunu anlattım ya. Hani burada biraz yüzeysel geçeceğiz. Daha detaylı merak ederseniz oraya bakabilirsiniz. Herhangi bir bor içerisinde diyelim. Niye yazmıyor? Yazdı.
Oradan Akışkan geldi diyelim. Gitti böyle geldi. Döndü gitti. Akışkan P1 basıncıyla girdi. P2 basıncıyla gitti diyelim. Borular şu bir boruyu ifade etsin diyelim. Kıvırdı gitti bizim borumuz. Bir boru içerisinde ben akışkanın hareketini sağlayabilmek için mutlaka P1 büyüktür P2 haline getirmem lazım. Yatay boru olsa bile. Tamam, borumuz yatay olsa bile P1'deki basınç P2'deki basınçtan ne olması gerekir? Daha büyük olması gerekir ki buradaki akışkan Q demisinde bu bölüm içerisinde aksın gitsin. P1 bölü P2 veya delta P diyelim. Delta P ne kadar büyükse akışkan bunun içerisinde geçecek olan akışın tepsi de o kadar büyük olacaktır. Yine YouTube'daki derslerde akışkanların mekaniğinden ve Stokes denklemlerinin çözümünde bir bor içerisindeki laminar akışı çözdük. Ve buradaki işte bu basınç debi ve şu delta P ile düz bir boru gelişmiş akım için delta P ile Q arasındaki fonksiyonu ne yapmıştık? Elde etmiştik. Şimdi oraya gitmeden önce böyle bir hatta akış ne ile alakalı? Akış akarken işte bu, bizim buradaki sağlayacağımız P1 eksi P2 nelere bağlı? Function of ne işte. Bilmiyorum, bir sürü faktöre bağlıdır. Neye bağlıdır? Bir, düz boru kayıpları dediğimiz kayıplar, yani akışkan bir boru içerisinde hareket ederken boru çapı değişmiyor. İşte düz boru dediğimizde kastımız yok. Yönü değişmiyor. Diyorum düz gidiyor. Ve bu borun içerisinde biz siz akışkan akıtabilmeniz için şuradaki basıncı bir noktadaki basıncı iki noktasından büyük hale getirmeniz lazım ki burada bu aksın. Bu neye karşı bir şey yapıyoruz? Bir P1 eksi P2 niye karşı metodik gidiyoruz? Buradaki viskoz etkiler. Bu viskoz etkiler akışkanı durdurmaya çalışacaktır. Siz de akışkanın daimi hareketini daimi kılmak istiyorsanız o durdurma kuvvetine karşı buraya bir basınç uygulamanız lazım. Akışkan ne yapsın burada? Akıp gitsin. Bir boru içerisindeki şeylerimiz şu düz boru kayıplarını ne yapacak da yenecektir. Markete gitmişsinizdir. Neyse şuraya şey yaptığını boş verelim. Markette alışveriş arabası sürmeyen var mı aranızda? Markette bir alışveriş arabasını sürmeyen var mı? Varsa diyelim gidin markete bir tane bir alışveriş arabası alın. Dört tane tekerleği olsun. Ondan sonra, ama şu dört tekerlek şaşı olsun, sabit olmasın. Sarhoş tekerlek olsun. Bu da bu da. O zaman daha iyi anlarsın. Bir de anlarsınız da bu daha iyi size gösterir. Yani o tekerlekle trafik kolay gelirse oraya kendi kendine akabilirsin. Su gibi olsun. Dört tekerlek şaşı olsun. Hatta iki kişi gidin. Biraz oynayın, biraz eğlenin, biraz öğrenin. Bir kişiyi şu market arabanın içine oturtun. Yeterince ağır olsun. Ondan sonra diğeri de bu market arabasındaki alsın diyelim sürsün bunu. Veya bu doluyken şimdi burada neler yaşıyorsunuz? Bu açıdan da şu bunu süren kişi bu market arabasını ilerletirken nerede nasıl zorlanıyor? Konuşun benimle lütfen. Derste konuşalım. Dört tane şaşı. Dönerken zorlanıyor hocam. Ha, bir dönerken zorlanıyor. Ne oluyor dönerken? Şimdi gidiyorsunuz üstten baktık diyelim. Bunu böyle döndürüyorsunuz. Bunu böyle döndürürken ne yaparsınız siz bir şekilde? Zorlanırsınız. Buna daha yani düz gitmek daha kolaydır. Dönmeye kalktığınız zaman bir bedel ödemeniz gerekir. Tamam mı? Bir düz hiç dönmeden gidiyorsunuz. Dümdüz yatay bir zeminde gidiyorsunuz. Ne kadar zorlanırsınız? Çok zorlanmayız hocam dümdüz Çok gidiyorsak. zorlanmaz. Neyle alakalı? Tekerleğin iyi ya da kötü. Sürtünmesi var mı yok mu? Yalanmış mı yalanmamış mı? Tekerlekle yol arasındaki sürtünme, tekerle miller arasındaki sürtünme ile alakalı. Değil mi? Bunlar ne kadar iyiyse burada o kadar az sürüşü şey yaparsınız. Veya bunun hava direnci ne kadar azsa o kadar az şey yapar. Genelde market arabasının hava direncini boş verin. Tekerlekler ne kadar iyiyse diyelim. Siz sabit bir hızla gitmek için ama bu şey yine şeydir hani sabit bir hızla gitmek diğerlerine göre daha kolaydır. Bunu itirmek daha kolaydır ama o kuvveti bıraktığınız zaman ne yapar? Araba çok fazla ilerlemesin. Hemen biraz gider durur. Niye durur? Çünkü bu sürtünme kuvvetleri bu harekete karşı kuvvet oluşturur. Sürtünme kuvvetleri. Siz bu kuvvetlerle, sizin ittirdiğiniz kuvvetlerle, sürtünmeye karşı yendiğiniz kuvvetler birbirini dengelerse
Siz sabit hızla gidersiniz. Yok, itme kuvvetleri daha büyükse siz hızlanırsınız. Sürtünme kuvvetleriniz daha büyükse siz yavaşlarsınız. Ama sabit bir hızda gitmek istiyorsunuz. O zaman nedir? Buradaki sürtünme kuvvetleri bir şekilde yenmeniz lazım. Bu sürtünme kuvvetleri ne kadardır bilmeniz lazım. O kuvvetler bu kuvvetlerdir. Veya düz boru kuvvetleridir. Düz bir boruda yön değiştirmeden akışkanınızı sabit hızda ilerletmek istiyorsunuz. Bu kuvvetleri yenmek zorundasınız. O hareket için siz şu delta P'yi sağlamak zorundasınız. Borularda şu kadarlık bir delta P'yi sağlamak zorundasınız. Ondan sonra arkadaşın dediği gibi biz daha başka nerede kuvvet yapıyoruz dönerken? Ne değişiyor burada? Düz boruda viskoz etkileri yenmeye çalışıyoruz. Dönerken de yenmeye çalışıyoruz. Araba neyi değişiyor dönerken? Sürtünme kuvvetleri yok mu? Var aynı şekilde. Biraz önceki de aynı şekilde gene bizim sürtünme kuvvetlerimiz var. Ama ne değişiyor? Sürtünme kuvvetlerinden daha başka bir şeyimiz var bizim burada. Daha başka bir etkimiz var. Hadi be konuşayım benim uykum geçip Çocuğun geliyor. ağırlığı hocam. Çocuğun ağırlığı var dönerken. Hocam Dönerken virajın ağırlık keskinliği var hocam. yani neyi değiştiriyoruz burada Yarı çocuğun çap. tamam ama buradaki kuvvet nereye gidiyor? Buraya uygulamamız gereken kuvveti neye karşı uyguluyoruz? Ne oluyor da kuvvete ihtiyacımız oluyor? Hocam Maddenin neyini değiştiriyoruz maddenin? ivmesini de hiç değiştiriyoruz Yani hocam. momentumunu değiştiriyoruz. Evet. Tamam mı? Akışkan M çarpı V hızıyla bu tarafa doğru gitmek istiyordu. Böyle gitmek istiyordu. Siz bunu bu hale getirmeye çalışıyorsunuz. M çarpı V2. Burada ne değişti? Hızımızın büyüklüğü değişmese bile yönümüz değişti. Dolayısıyla burada bir merkezin ivme meydana geldi. Bu merkezin ivmeyi yenmemiz lazım. Çarpı kuvvet kadarlık ekstra bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Boru tesis saatinde de aynı şekilde. Akışkanımız geliyor. Şimdi şu bölgeyi böyle geçtik. Aynı Toyota arabasının dümdüz sürer gibi parkamız diye bir şey. Dümdüz sürer gibi. Yükselttiğini düşünmeyin. Bu yataymış gibi düşünün diyelim burayı. Dümdüz geldik. Bu işte Toyota arabasını siz sabit hızda sürüyorsunuz gibi. Tam şuraya geldiniz. Ne yapıyorsunuz burada şimdi? Hız değişmiyor ama ne değişiyor? Yön değişiyor. Ve momentumda ciddi bir değişim var. O arabayı döndürürken ne kadar zorlanırsanız bu akışkanı buradan yukarı döndürürken ne kadar zorlanırsınız. Bunu böyle ne kadar dönme çapını ne kadar keskin yaparsanız o kadar çok zorlanırsınız. Ne kadar smooth yapıp dönmeye buralardan başlayıp bunu böyle yavaş yavaş çaktırmadan dönmeye kalkarsanız o kadar az zorlanırsınız. Yani bunu o arabayla beraber yaşayın işte. Şöyle gidip ben buraya böyle kocaman bir, büyük bir yarı çaplı dönseydim çok daha az zor olacaktı. Ama gelmiş gelmiş gelmişim birden dönüyorum. Marketteyim tam buraya gelmişim diye tam köşeye dönerken burada birden dönmeye başlıyorum. Yani bu bayağı adamı debelettirir burada bu dönüş hareketi. Hele bir de yükünüz ağırsa, kütleniz büyükse, momentumunuz büyükse siz bunu buradan döndürürken bayağı zorlanırsınız. Hele buradaki kütlesel debiniz büyükse, kütlesel debiniz büyükse bu akışkanı buradan buraya döndürürken siz ne yaparsınız? Ciddi bir şekilde zorlanırsınız. O halde mümkünse bunu böyle ani dönüşler yapmayın. Eğer kütlesel debiniz büyükse. Kütlesel debiniz küçükse çok önemli değil. Boş bir Toyota arabasını şu dönüşü yapmak çok zor olmasa gerek. Ama ağır bir Toyota arabasını bu dönüşü yapmak, keskin dönüşü yapmak, yaptırmak aynı hızda şeye göre ne olacaktır? Daha zor olacaktır. Tamam. Evet, şunun ne olduğunu anladık. Dümdüz ilerliyoruz. Sadece sürtünmelere karşı katı mekaniğinde, akışkanlar mekaniğinde ise viskoz terimlere karşı, viskoz etkilere karşı, viskoz etkileri yenmek için meydana getirdiğimiz basınç düşüşü, basınç farkı. Şu da akışkanı yön değiştirmek için harcadığımız basınç düşüşü. Nerede var? Her yerde var. Ne bileyim, bakalım işte bizim dirseğimiz de var. T ayrılmamız da var. Ne bileyim, deve boynu diye bir parçamız vardır. Gelir bir de gider. U hep yön değiştiriyor. Onda var. İşte geldik. Şuradan hop içeri girdik. Akışkanın bir kısmı yön değiştirdi.
Girdi içeri, yön değiştirdi. Çıktı dışarı, yön değiştirdi. Burada böyle geliyordu kolektörde. Yön değiştirdi, aşağı indi. Yön değiştirdi, aşağı indi. Yön değiştirdi, aşağı indi. Yön değiştirdi, aşağı indi. Birleştiler, yön değiştirdi. Birleştiler, yön değişti. Yön değişti. Yön değişti. Yani her yerde var. Biraz dikkatli göz bakarsanız. Bu yön değiştirmeler her yerde var. Bir peteğin içerisindeki akışkan hareket ettirmek. Hem viskoz terimler var. Hem de ne var? Sürekli olarak yön değiştiriyor. Burada kolektör de yön değiştiriyor. Toplama da yön değiştiriyor. Bunların bağlar da yön değiştiriyor. Ama genelde dominant olan bu tip yerlerde yön değiştirmeler daha dominant olabilir. Evet, geldik. Ondan sonra neyimiz var bizim? Şurada iğmelenme dediğimiz. Akışkan gene düz burada gidecek. Dümdüz yön değiştirme olmayacak. Ama akışkan iğmelenecek. Nasıl olur bu iş? Düz burada gidiyoruz. Akışkan hızlanarak gidiyor. Nasıl olur? Kestimiz değişmiyor. Buradaki hızı, şuradaki hızı diyelim. V girişteki hızı, V çıkıştaki hızı, V girişten büyük öne geliyor. Olur mu böyle bir şey? Ve bu akışkanı burada istiyor. Eğimsiz değil mi hocam? Dümdüz gidiyor. Eğimsiz, dümdüz. Eğim olsa da olabilir. Nasıl olur bu iş? Çok uzak. Hocam, hava veririm. Olmaz mı? Hava olur. Su da olmaz ama bu arada hava da olur. Buradan hava akıyorsa, akışkan sıkıştırılabilir ise, ısınıyorsa mesela akışkan diyelim veya ilerledikçe, akışkan ilerledikçe ne yapması gerekiyor? Basıncın düşmesi gerekiyor. Öbür türlü akışkan ilerlemez. Yani hareket ettiği yerde basınç, geldiği yerdeki basınç, gittiği yerdeki basınçtan küçük, büyük olmalı ki akışkan gitsin. E buradan hava akıyorsa bu borun içerisinden, yani akışkanın yoğunluğu P bölü RT ise, sıcaklık değişmese bile ilerledikçe P değiştiği için akışkanın yoğunluğu azalacaktır. Sürekli denklemi kütlenin konumunda Rho V aynı. Debi aynı kalacağına göre akışkan ilerledikçe Rho'su ne yapacaktır? Bunun azaldığına göre, çap da aynı olduğuna göre akışkan ne yapmak zorundadır? Hızlanmak zorundadır. Kalorifer tesisatında olmaz. Çünkü suların sıkıştırılmamalıdır. Bir onluk peşini imal edebilirsiniz. Ama gaz tesisatıyla uğraşıyorsanız ya da bir hava sıkıştırılabilir akışkanla uğraşıyorsanız bunu da yaşarsınız. Bunu her yerde yaşarsınız. Çok dikkat edin. Siz onun lisans seviyesindeki bilgilerinizle gaz tesisatı kurmayın. Gaz denemeyi almadan gaz tesisatı kurmayın. Eğer gaz tesisatı almadan gaz denemeyi kurarsanız, bir hastanedeki gaz borularını yapmaya kalkarsanız, gaz borusuna buradan giren akışkanın hızı çıkıştan ses hızına çıkabilir. Yani bir oksijen borusu var diyelim hastanede. Adamın ağzına bağladığınız şey, oksijenle şey vereceksiniz, hava vereceksiniz. Dikkatli bir tasarım yapmazsanız, gaz tesisatında, gaz merkezinde tesisata soktuğunuz akışkanınızın hızı adamın ağzına geldiği zaman ses hızına ulaşabilir. Burada bir tehlike vardır. Sıkıştırılabilir akışkan için tesisatlara dikkat edin. Akışkanımız sıkıştırılamaz olduğu için, kalorifer tesisatı olduğu için bu etki yok gibi bir şeydir. Ondan sonra kaldırma kuvvetleri var. Bu ne demek olabilir? Ne bileyim, trolleye gidiyoruz. Eğimli bir yerden çıkıyoruz. Trolleye de neyi yeniyoruz biz? MG'yi yenmeye çalışıyoruz. Şurada bir MG'miz var. Yatay ve düşey. Bu şeyin ağırlığın şurada yatay bileşeni vardır. Yatay bileşenine karşı bir kuvvet uygulamamız lazım ki akışık buradaki törleri ne yapsın? Hareket etsin. Eğer siz buradan dere geçiyor. Dereye bir boru atar. Pompayla suyu çeker. Tarlayı sulamaya kalkarsanız. İşte buradaki suyu tarlaya gitmeye kalkarsanız buradaki pompanın büyüklüğü bir şu boru içerisinde meydana gelecek olan viskoz etkilerden dolayı meydana gelecek olan basınç düşüşü, dirsek ve benzeri şeyden dolayı meydana gelecek basınç düşüşü artı şu kaldırma kuvvetleri, yani şu yükseklik kadar akışkanı çektim ve bastım, bu basıncı yenmem lazım artı bu kadarlık bir basınç farkını yenecek şekilde burayı ne seçmem lazım? Benim pompa seçmem lazım.
Ama biz de böyle yapmıyoruz. Yani biz kaloriferden kazandan aldığımız suyu kaplara çıkartıp peteklerden dışarı akıtmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kaloriferden aldığımız sıcak suyu ne yapıyoruz? Petekten geçirdikten sonra tekrar geriye gönderiyoruz. Yani şurası petek diyelim. Şurası da diyelim ki bizim kazanımız. Sıcak su çıkıyor, bir şekilde petiğe giriyor. Ondan sonra petekten çıkıp tekrar nereye geliyor? Kazana giriyor. Eğer bu olmasaydı, ben kazan petekteki suyu aşağı akıtsaydım, o zaman ne yapmam gerekiyordu benim? Şurada pompam var. Pompanın basma yüksekliği şuradaki RGH basıncı yenmem gerekirdi. Artık şuradaki boru kayıp, borunun içinde meydana gelen yerel kayıplar ve yüz kayıplarını yenmem lazım. Ama bende böyle bir şey yok. Bu şey gibi, tespit gibi. Tespit tanelerini yukarı çıkartıyorum ama bunları tekrar aşağı getiriyorum. Yani burada çıkan suyun derecesi 90 derece, aşağı inen suyun derecesi kaç derece? 70 derece. Böyle bir kalorifer tesisatında benim kaldırma kuvvetim oluşuyor mu? Şöyle bir etkim oluşacak mı benim burada? Şu terim benim kalorifer tesisatında şöyle bir sörpül içerisinde gerçekleşecek mi? Yok hocam, bunda gerçekleşmiyor. Şöyle gerçekleşecek. Diyelim ki şuradan şöyle bir referans çizgi aldık. Şu kolondaki suyumuzun yani şu kolondaki suyumuzun şu seviyedeki basıncı da nedir? İşte rho sıcak su volt diyelim veya hat diyelim buraya. Hat su çarpı G çarpı H'lık kadar şu yüzeyde bir basınç oluşur. Peki aynı şeyi soğuk taraf için yapalım. Burada da ne var? Rho cold su var 70 derecede çarpı G çarpı H. Şimdi bunları karşılaştıralım. Bu taraf mı büyüktür, bu taraf mı büyüktür? Şu yüzeydeki basınç mı büyüktür, bu yüzeydeki basınç mı büyüktür? Eğer ikisi eşitse o zaman kaldırma kuvvetleri hiçbir şeye yaramayacak. Hiçbir etkisi oluşmayacak. Yani hiç bizim şeyde yani ben aynı 90 derecedeki suyu basıp 90 derecede geri döndürseydim şu kaldırma kuvvetlerinin hiçbirisi olmayacaktı. Tespih çeken gibi olacaktı. Birisi yukarı giderken öbürü aşağı inecekti. Birbirine gelecekti. Ama biliyorum ki ben 90 derecelik suyun daha yoğunluğu küçüktür. 70 derecelik suyun yoğunluğu daha büyüktür. O halde soğuk taraftaki basınç ve sol taraftaki basınç sıcak kolondaki basınçtan ne hale gelecektir? P hat taraftaki basınçtan daha büyük yer olacaktır. Ve dolayısıyla şuradaki delta P benim akışkanımı ağırlık kuvvetlerinden dolayı, body force'tan dolayı yani şundan dolayı şu kolonlar arasında bir basınç farkı meydana gelecektir. Ve bu hattaki basınç daha büyük, bu hattaki basınç daha küçük olduğu için şuradaki ağır akışkan buradaki hafif akışkanı yükseltecektir. Yani aslında şu sirkülasyon için sizin buraya pompa bile koymanıza gerek kalmaz. Suyu ısıtın, o kendisi yükselecek. Öbür taraftaki suyun akışkanda bu sıcak akışkanı ne yapacaktır? Kaldırarak burada kendi kendine bir sirkülasyon oluşturabilir. Tamam mı? Onun şeysi de buradaki kaldırma kuvvetleridir ve bizim kalorifer tesisatımız da vardır. Eğer ısıtma sistemi aşağıdaysa burada doğal olarak, free olarak bir sirkülasyon meydana gelir. Akışkan sirküle etmek ister. Ha, bu yeterli midir, değil midir? Buradaki debinize ihtiyacınız olan, şu pedekte ihtiyacınız olan debinize göre buradaki boru çaplarını oynayarak bu doğal sirkülasyonu buraya gelecek olan debiyi yeterli hale getirebilirsiniz. Günümüzde pek uygulanmıyor. Eski kalorifer tesisatlarında aranızda benim Trabzon olan var mı aranızda? Çok eski binalar etrafımızda kaldı mı bilmiyorum kalmamıştı. Benim çocukluğumda kalorifer zaten her evde yoktu. Bir mahallede, bir şehirde birkaç tane binada vardı. Ve elektrik yoktu. O binalardaki bu kalorifer olmasına rağmen bu ısıtma sistemi pompazlı bir şekilde bizim şu doğal sirkülasyon dediğimiz bu prensiple çalışırdı. Bu aralar genişletilmişti. Trabzon'a giderseniz orada turistik bir şey vardı. Atatürk Köşkü diye bir köşk vardır. Atatürk'ün Trabzon'a gelince kullandığı diyelim bir şey, bina.
Ta o yıllardan 1900'lü yılların başından artık ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Diyelim ki 1900'lü yılların başında yapılmış olsun. Hatta tekbir olunca yapılmış. 1900'lü yıllarda 2-3 katlı bir bina. Onun altında bir tane kazılmış. Orijinal odalarda da petekler var. Koca koca dökmelerinde petekler var. Altta kazan yakılıyor ve bu prensiple sıcak su bütün odaları dolaşarak binayı ısıtıyor. Ta o zamanlar kalorifer sistemi o binadan yapılmış. Benim gördüğüm en eski kalorifer sistemi bulunduran bina var. Ama eski tarihi mekanlarda işte 2000 yıl önce, 1000 yıl önce de bu şeylerde, tarihi yapılarda dumanla ısıtılan, suyla ısıtılan hamamlar, bilmem neler de var. Onlar da benzer prensibi kullanmışlar. Evet, dolayısıyla benim bunları bulmam gerekiyor. Şu terimi bulmam gerekiyor. Şu terimi bulmam gerekiyor. Şu terimi bulmam gerekiyor. Şu terim daha önce duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Düz bir boruda, gelişmiş bölgede, giriş bölgesi değil, gelişmiş bölgede Navier-Stokes denklemlerini çözerseniz, akışkanlar mekaniği 2 çözümlerinde vardır YouTube'da. Onu çözerseniz Navier-Stokes denklemlerinin çözümünü, onun çözümünden biz delta P eşittir yuvar içerisinde F friction faktörü diyelim. F friction faktörü L borumuzun boyu, D borumuzun çapı çarpı rho u kare bölü 2 şeklinde bir denklem vardır. O bizim buradaki bor içerisinde akan akışkanın ortalama hızıdır. O ortalama hıza göre hesaplanmış dinamik basınç çarpı borumuzun boyu bölü aspect ratio çap oranı çarpı friction faktör. Yani ben herhangi bir D çapındaki L boyundaki borudan işte 1 metre bölü saniye ortalama hızda, 0,5 metre bölü saniye ortalama hızda, neyse işte ne istiyorsa, suyu akıtmak istiyorsanız orada borunun girişi ve çıkışı arasındaki oluşturmanız gereken delta P, yani pompa bunu sağlayacak. Yani pompa büyüklüğü ne olmasıdır? Sorusunun cevabı da bina yokken, proje yokken, boru yokken bu formülleri hesaplayıp koyabilirsiniz. F size buradaki neyinizdir? Friction faktörünüzdür. Onu bulmak şartıyla, bunu anlamak şartıyla bunu bulabilirsiniz. Şimdi bu F friction faktörü, akışkanlar mekaniği 1 ya da 2 kitaplarından şey yapmışsınızdır. İşte bahsettiğimiz faktör. Burada lambda demiş, F denir. Değişkisinden de gösterilebilir veya biz de lambda diyelim. Ondan sonra eğer lambda sürtünme şey akışımız lambda ise, lambda dediğimiz bizim akışımız lambda şey ise, bor içinde lambda 64 bölü Reynolds'tur. Yani bor içerisinde Reynolds sayısı, yani borun D çapı çarpı ortalama hızı bölü akışkanın kinematik viskozitesi, yani Reynolds sayımı biliyordu. Ben ortalama hızını biliyorsam, ki biliyorum, çapını biliyorum, viskozitesini biliyorum, Reynolds sayısını hesaplayabilirim. Oradan da friction faktörünü hesaplayıp şu formülden işte W ortalama hızı için L boyunda D çapındaki borudan akışkanı kıtabilmek için en az şu kadarlık bir basınç farkı orada oluşturmamız lazım. Pompanın büyüklüğünün kadar olması gerekir. Yani bizim şuradaki delta P'lerin geldiği yer budur. Bir boru içerisindeki işte şu delta P, yani L çarpı R dediğimiz şey, şu değerler onlardır. L çarpı R dediğimiz terim de burada L'yi 1 metre alarak, L 1 metre alarak 1 metre çarpı D çarpı rho ve kare bölü 2 çarpı lambda değeri özel olarak R olarak gösterilir. 1 metrelik boru parçasından ve ortalama hızında D çapındaki borudan ve ortalama hızında akışkan geçirmek için yani kaç Pascal bölü metre bir birim boyundan, 1 metrelik boyundan Pascal bölü metre lik bir basınç farkı oluşturmanız gerekir. Buradaki R ne olur? Şuradaki R'ler o R'lerdir. 1 metre boru boyundan o şu debide akışkan veya şu güçte veya şu debide işte hangi çapta, şu çapta kaçmış bunun çapı? 22'ymiş, bir parmaklık bölünmüş bu. Şu çaptaki bir borudan ondan sonra 1 metre borudan akışkanı akıtabilmek için 1 metre boru parçası boyu için 40 Pascal. Borumuzun boyu kaçmış 3 metre. 3 çarpı 120 ne yapar? 3 çarpı 40 ne yapar? 120. Toplam boru boyunda ise 120 Pascal'lık bir basınç düşüşü, bir basınç farkı oluşturmam gerekir ki
3 metrelik boruda şu debide akışkan akıtabilmek için benim 120 paskallık bir basınç farkı oluşturursam o debi oradan akar bir atmaz. Onu söylüyor bize bu. Tamam mı? Bunları nereden bulacağız? Bunlar bu kalorifer tesisatı kitabında işte R dediğimiz bizim özgür spesifik pressure drop, özgür basınç düşüşü. İşte 1.17, 1.81 buradan böyle devam edip gidiyor. Ondan sonra şunlar boru çaplarımız, şuradakiler. Borumuzun nominal çapı, amma çapı, iç çapı, bir çapı, bilmem ne çapı. Bu bize verilmiş. Bir parmaklık bu. İşte amma çapı neymiş? 25 milimetre. Bunun işte iç çapı neymiş? 27 milimetre. Böyle devam edip gidiyor. Bunlar ise şuradaki değerler. Hani biz hesaplarımızı ısı yüküne göre bağlamıştık ya biz. 2000 wattlık enerji taşımak istiyorum. Yalnız buradaki problem şey olan şu şey. Şunu aman dikkat edin. Bu tablo sadece ve sadece 20 derece sıcaklık farkı olan sistem için geçerlidir. Sıcaklık farkınız 20 derece ise sıcaklık farkı buraya dikkat edin. Bu 20 derece sıcaklık farkı olacak. Yani Q eşittir mcp delta t. Delta t 20 alınarak ısı yükünüze göre şeyler bulunmuş. Kütlesel debiler bulunmuş. Buradakiler onlar. Ondan sonra bu kütlesel debiye göre çapınızda karşı bir parmak, bir parmak A yerine yazıp Rho ve A'dan da M belli ise Rho ve A'dan da A bir parmak, M belli. Buradan hızı çekip hemen şunun altına yazmışlar. Şu bizim ısı yükümüz, bunun altındaki de oradaki ortalama hızımız. Isı yükümüz, ortalama hızımız. Boru çaplarına göre şu R değerleri kitabınızda size hesaplanmış, verilmiş. Burada birkaç sayfa böyle bunlar burada devam ediyor. Bu çaplarına bağlı o zaman kaç tane devam ediyor? İşte bunların hepsi bunlarla alakalı diyelim. 1, 2, 3, 4 tane birbirinin devamı. Hatta 4 tane tablo var birbirinin devamı. Bu çaplarına göre, ısı yüklerine göre değişkenlik gösteriyor bunlar. Yalnız hemen şurada bir tane tablo var. Bu tablo da aynı. Bu şeyle alakalı. Yalnız bunun farkı ne? Bu tablonun farkı ne? Niye ben bunu gönderemiyorum? Neyse şu anda tıkandı sistem. Gözüm de gitti. Geldi mi? Gelmedi. Nasıl yapacağız? Şöyle yaptık. Siz gidin. Bir daha açsın. Sistem. Hadi be. Makine yoruldu mu? Siz de yoruldunuz mu? Ara verelim mi? Saat 2:30 olmuş. Benim makine gitti. Olur hocam, bir ara verebiliriz. Olabilir hocam. Şunu göstereyim böyle gideyim diyecektim. Ha, geldi. Burası. Çok sayfa atlamışız. Klinik sayfa neredeydi ya? Yukarıda mı kaldı? İşte altta mı kaldı? Bu. Ters durmuş. Heh, şu. Bu tabloyu göstermeye çalışıyorduk. Bu tablodaki demiler bir derecelik sıcaklık farkıyla birbirine bağlı. Aman dikkat edin. Delta T Q eşittir. MCP delta T'de. Delta T bir derece alınmış. Sizin ısı yükünüz belli. Buna göre kütlesel debi hesaplanmış. Bu kütlesel debi eşittir. Rho çarpı V çarpı A'dan. Rho çapınız belli. Kütlesel debiniz belli. Buradaki hızlar bir derece sıcaklık farkı için hesaplanmış değerlerdir. İşte siz bir derece için hesaplayıp daha sonra bunu 20 ile 1 ile çarpabilirsiniz. Herhalde bu birebir örtüşüyor galiba. Arasındaki ilişkiler galiba. Ama ben şu anda bunu hiç kullanmadım. Bu tabloyu tablonun içinde kullanmış. Emin değilim. Şunu kullandım ama artık bundan sonra da bunu da kullanmıyorum. Ortam şunu. Şunu kullandım. Yani bundan sonra bir proje gelse bu tabloyu da kullanmam. Bunlar ne zaman geçerliydi? Bunlar ne zaman çok kullanışlıydı? Ben siz yaşınızdayken bunlar çok kullanışlıydı. Çünkü buraya bize hesaplanmış değerli hız olarak verilmişti bize. Ben sizin kadarken when I was nasıl diyeceğim? You are diyelim. Your age, at your age. The table was used so beautiful diyelim.
Mükemmel tabloları, acayip iş gördüler. Yıllar yılı. Şöyle bir 30-40 yaşındaki binaların önceki binaların hepsi tablolarla tasarlanmıştır. Şimdi sizin bunları kullanmanıza gerek yok. Niye? Çünkü bilgisayarınız var. Yani bilgisayar çağındasınız, bilgisayar çağındasınız. Bilgisayarları kullanarak bunları ne yapabilirsiniz? Hiçbir tablonu kullanmadan bu hesaplarınızı yapabilirsiniz. Evet, peki bu değerler nereden geliyor? Akışkanlar mekiği 1 ya da akışkanlar mekiği 2 derslerin kısmına değinmiştik. İki online kayıtları bakabilirsiniz. Biz bu değerleri, şu delta P bilmem ne değerlerini, işte ne demiştik? Şu formülde L1'i 1 metre alıyoruz. Ortalama hızımız belli ise buradan delta P'yi hesaplıyoruz demiştik. Bunu hesap yapabilmek için ne bilmemiz lazım bizim? Hızımızı biliyoruz diyelim. Ondan sonra hızımızı biliyorsa Reynolds sayımızı biliyoruzdur. Reynolds sayısını bildikten sonra bizim şöyle bir diyagramımız vardı. Hatırlayan var mı diyagramımızda? F friction faktörünü nereden bulacağız biz? Bizim için neydi? Sonra şu formülü kullanmaktı. Bugün bu işi hesaplayan kodlanmaları hepsi şu formülü kullanılır. Lambda çarpı L bölü D mu V kare bölü 2. Hızınızı biliyorsanız siz hızınızı biliyorsanız, çapınızı biliyorsanız Reynolds sayınızı hesaplayabilirsiniz. Boru boyunuz belli, çapınız belli, dibiniz belli, hızınız belli ise şunları hesaplanabilir büyüklükler. Şunları hesaplanabilir büyüklükler. Bu Reynolds sayısını alıyoruz, geliyoruz. Şuradan işte boru periyodumuz neyse buradan getirip şuradan F friction faktörü bulup ondan sonra burada yerine yazıp o borunun içerisinde meydana gelecek delta P'yi bu formülle hesaplıyoruz. Siz bu grafiklerle uğraşmayın diye, daha doğrusu siz değil de bizim için yapılmış. Bundan 20-30 yıl öncesine kadar bilgisayarlar hayatımıza girmediği yıllarda bir nevi mağara çağı diyebiliriz. Yıllarda insan kalkıp her bir boru parçası için yok Reynolds sayısını hesaplayacakmış, şey göstersin, bulacakmış. Dersin var. Dersin var. Gel ne oldu? Bir 10-15 dakika sonra şey. Veya 3.20 geçe gelsene. 3.20 geçe gel. Ondan sonra yok Reynolds sayısını bulacak. Bu da diyagramını kullanacak. Buradan yok borunun pürüzlük çapıdır. Şudur boru pürüzlüğüdür. Onu belirleyecek. Gidip buradan bunu bulmasınlar, bu işlerle uğraşmasınlar diye bunlar yapılmış. Bunlar farklı boru çapları ve farklı hızlar için farklı boru çapları ve farklı hızlar için yapılmış. Çok çok iyi de yapılmış. Şu tablo hazırlanmış. İşte hızımız bu. Boru çapımız bu. İse burada gelen 1 metre L eşittir 1 metre için basınç düşüşümüz de şuymuş. 10 metre boyun varsa çarparsın budur. Hiç Moody diyagramı falan nedir? Gerek yok. Burada bunu gerçekleştirebilirsin. Anlaşıldı. Ama şimdi günümüzde bunları kullanmanıza gerçekten gerek yok. Çünkü şu Moody diyagramı üzerinden olmasa bile şuradaki formüllerle Reynolds sayınız belliyse, çapınız belliyse buradaki frictionları formüllerle hesaplayabilir. Bütün binlerce boruyu bilgisayarda bir kod aracılığıyla hemen binlerce boru bulacak bir tesisatın delta P değerini kolay bir şekilde hesaplattırabilirsiniz. Çok fazla zaman harcamadan nereden buradan yapacaksınız? Buradan yapmayacaksınız. Benim lisans tezim 1987 mezunuyum. Bilgisayarlar daha yeni yeni devreye giriyor. Benim lisans tezimde bitirme tezim bu hesapları yaptıran kod yazmaktı. İyi kötü yapmıştım da. Ama o zamanlar bu değerlerin buradan alındığını bilmiyordum. Söylenmemişti bana. Yani bunların özünün bu olduğunu bilmiyordum. Farkında değildim. Ondan sonra gittim. Buradaki değerlere ben eğri uydurdum. Buradaki tabloları aldım bilgisayarda. En küçük kareler yöntemiyle şunu bunu işte çap bu olursa hız bu olursa debi ne oluyor bilmem ne oluyor deyip buradaki R ne oluyor deyip ben buraya eğri uydurdum. Yani şu fonksiyonu neredeydi? Şu fonksiyonu ben Amerika'yı yeniden keşfetme derler ya.
Amerika ta bilmem kaç yıl önce bulunmuş. Ben aradan 1.000 yıl geçmiş Amerika'yı buldum diye seviniyorum. Ben onu burada yaşadım. Daha sonrasında baktım ki ya bunlar hiç gerek yokmuş. Bu değerlerin özünü duymuş. Deyip ne yapışmış yani. O zaman ne hocam ne de işte jüri vardı o zaman bitirme tezinde. Ne jüriye girenler dememişlerdi bana ya bunun özü budur dememişlerdi. Ben size şimdiden söylüyorum vakit kaybetmeyin. Oradaki değerlerin özü buradan gelir. Bu deneylerden gelir. Bu neden ne var? Gelir diyelim. Şu bölge yarımına şöyle bir bakalım bir. Şu bölge neydi bizim şeydi? Biliyorsunuz buralarda 2300 civarı, 2300'e kadar akışımız laminlerdir. Şu bölgeler. Ondan sonra türbülans başlar. Ama şurada bir muamma bölge başlar. İşte 2300 civarı, bunun içerisindeki sizin hız Renault 2300 civarısı oradaki akış şeyidir. Muammadır. Bir bakarsınız oradaki akış laminize olmuş. Aa, friction faktörü tabi buraya kadar düşmüş. Pompa büyüklüğü aynı. ATP değişmeyecek. Friction faktörüm azaldı. Hop otomatikman ne yapar? Hızlar büyür. Aynı da ATP ile düşmüş. Pompa aynı. Birden borunun içerisinden geçen akışkan friction faktörü azaldığı için borunun içerisinden geçen akışkan hızlanmaya başlar. Yani benim önceki tahmin ettiğim hızların üzerine çıkar. Hızların önüne çıkıp daha yüksek hızda hareket etmeye başlayınca akışkan Renault sayısı artar. Birden patlayıp türbülans bölgeye girer. Akış birden türbülans dönemi içerisinde. Akış türbülansa döndüğü zaman da benim viskoz yani friction faktörüm birden ne bileyim bu bölgelerden daha bu bölgelere çıkar. Bu pünçünden bağlılardı. Ne bileyim işte 0025'ten 0075'e kadar çıktı. Kaç katardı? 3 katardı. Şuradaki aynı DLTP'miz aynı. Friction faktörü 3 kat artarsa aynı DLTP'de bu sefer eski hızlarda akışkan akamamaya başlar. Ve hızınız ne yapar? Aniden düşmeye başlar. Yani frene basmış gibi ya da tesisatın içerisinde kurbağalaşmış gibi. Buradaki hızınız bir artar, bir azalır. Bir artar, bir azalır. Bir artar, bir azalır. Yani bir prostatik bir akış. Prostat gibi bir şey akmaya başlar bu sefer. Dengesiz bir şey olur. Saçma sapan bir şey olur. Eğer yarın bir gün size bir arkadaşınız, bir tanıdığınız geldi. Kalorifer tesisatı projesi yaptırmak istiyor ama para vermek istemiyor. Beleşe size bunu yaptırmak istiyor. Ya diyor ben işte bir yerde bir villa yaptım bilmiyorum ne yaptım orada bor hesapları var. Şu bor hesaplarını bana bir yap diyor. Para da vermiyor ve veriyor bilmiyorum. Ama siz adama gıcıksınız. Hayır da diyemiyorsunuz. Adam doktor. Ara sıra muayenehanesine geçiyorsunuz. Ağzınızı burnunuzu ne açarsa ne derse açıyorsunuz. Adam eline düştünüz diyelim doktor. Ondan sonra para da bayılıyorsunuz muayene olurken ama işte şey olurken ne diyelim sizden projeye geldiği zaman adam beleşe bunu yaptırmak istiyor veya gıcık gittiniz. Adamın bütün tesisatını burada tasarlayın. Para da almayın. Bedava yapın. Ama bütün borularını da burada tasarlayın. Bu geçiş bölgesinde tasarlayın. Bütün boru kaplarını ona göre ayarlayın ki adamın tesisatı transistör rejimde olsun. Darmadağın olur. Ömür boyu bana sanılır. Tesisatın içerisinde su akar, atmaz, gelir, gitmez. Bir gün damlar olur, bir gün türbülans olur, bir gün ısınır, bir gün ısınamaz. Böyle saçma sapan bir şey olur. Gürültü olur, patırtı olur. Tesisattan öyle tokatlama sesleri gelir, bilmem ne gelir. Yok. Düzgün iş yapmak istiyorsanız sakın sakın bu bölgede hiçbir şey tasarlamayın. Bu Renault sayılarında hiçbir tasarım yapmayın. Buna bakın. Bu bölgelerden sakın sakın uzak olun. Türbinasına çıkın. Pomponuz büyük olsun. Hiç önemli değil. Laminere girin. Pomponuz küçük olsun. Hiç önemli değil. Ama bu bölgede iş yapmayın. Tamam mı? Ondan sonra bu bölge işte türbülanslı bölge. Şurada bir kesik kesik çiğimiz var. Bu kesik kesik çizginin alt tarafında bizim F-friction faktörleri sadece ve sadece Renault sayısına bağlı. Bakın burada böyle. Pardon, Renault sayısına bağlı değil. Şu bölgede, şu kesik kesik üstünde F ve lambda friction faktörleri not functional of the Reynolds number. Lambda diyelim. Şunlar not function of the Reynolds number. Sadece ve sadece boru pürüzlüğüyle alakalı boru pürüzlüğünün bir
Borumun pürüzlüğünün büyük ya da küçük olması friksiyon faktörümüzü belirliyor. Reynolds sayısına bağlı değil. Şu bölge hem deki yani türbülans bölgede şu bölgedeki şu tam türbülans bölge diye adlandırılabilir. Şu bölge türbülanslı bölge hem friction faktörü hem Reynolds sayısında hem de bu boru pürüzlüğünün tesiri altında akışımız laminerse sakın ha sakın bu sadece ve sadece pürüzlük ne olursa olsun borunuzda ne olursa derken şeyi başlatmasın yalnız borunuzun içerisinde koca koca pürüzler var. Bu pürüzlerin etrafına dönerken akışkan dönmeye başlıyor. Bir eğri hareketleri yapmaya başlıyor. Bir bacanın etrafındaki işte dönerken akış gibi, kamçının etrafındaki akış gibi. Bunu yapmadığı sürece bu bölgedeki yani akış laminerse sizin friction faktörünüz moru pürüzlüğünün ne bağlı değil diyelim. Ondan sonra buradaki nedeni bulalım. Bunları tek tek yapamayız. Bunları bilgisayarda yapmamız lazım. Bu friction faktörlerini kod yazarak aklınızda formunda varsa kod yazarak ne bileyim işte Reynolds sayımı şu aralıkta friction faktörü veren şeyi bu olarak kullanabiliyormuşuz. Reynolds sayımı şu ise bunu kullanabiliyormuşuz. Kötüsü şudur. Reynolds sayısı ona üzeri alttan büyük de şu genel denklemdir. Kapalı bir fonksiyondur. Eksplisit bir fonksiyondur. Bununla çalışmak zordur. Yani ben buradan Reynolds sayısını bilim lambdayı çekeceğim. Çekemezsiniz. Bunu numerik olarak çözmeniz lazım. İşte işin içine pürüzlük girdi diyelim. O zaman hani yüksek tam şeyde, gelişmiş bölgede sadece şeye bağlı bizim friction faktörümüz. Şu bağ pürüzlük şu da şey şu pürüz yüksekliği şu da şey diyelim. Bu borumuz içerisinde şu pürüz yüksekliğinde bulduk. Bir de boru çapımız var. Şu epsilon şu da çap relatif porozitik dediğimiz bol pürüzlük. Şuradaki olay oran diyelim. Ondan sonra şurada bir güzel bir denklem var. Şimdi bu denklemleri nerede nasıl kullanacağımız hepsi bize şeye bağlı. Kıstaslanmış. Reynolds sayısına bağlı olmak. Kullandığı bölgeler var. Hepsi için geçerli. Ama şu bütün bölge için geçerli. Kohlberg White eşitliği. Hakikaten vakti zamanında adamlar manyak gibi şu eşitliği türetmişler. Yani bu eşitlik bize şu bölgedeki yani pürüzlüğünüz ne olursa olsun, görünürseniz ne olursa olsun diyelim. Veya türbülans bölge için diyelim. Şuradaki nokta atışı yapıp şuradaki değeri veren bir fonksiyon. Bütün şu diyagramı özetleyen bir fonksiyon. Yani hakikaten yani çok büyük şey diyelim bu. Yani bugün biz bulmaya kalksak, sıfırdan bu eşitliği bulmaya kalksam ben bulamam diye tahmin ediyorum. Yani çok zor uğraşmasını boşuna bulamam diye tahmin ediyorum. Ben hiç denemedim ama ben bulsam bile bayılmışım diye tahmin ediyorum. Aranızda bulabilecek olan varsa bilmiyorsun. Elini öpmek isterim. Şöyle bir fonksiyon uydurmuş adam. Oradaki değerleri, binlerce değerleri. Yani şunları, şunların hepsini karşılayan denklem. Şuradaki her şeyi karşılayan denklem. Alıp deneyebilirsiniz. Yani bu konularda ben bir ara uğraşmıştım. Bunlar benim buradaki hesapladığım değerlerden biraz büyük çıkıyordu. İşte o boru çapı farklılığı ya da pürüzlükten dolayı olabilir. Tam bunu hesaplarken, bu değerleri hesaplarken bunun çapları ne aldılar? İşte amma çapı 25 olan bir boruluk çapı, iç çapı 27. Bunu ne aldılar, ne yaptılar? Onlardan tam emin olamadığım için belki onlardan kaynaklanabilir. Çaptan kaynaklanabilir. Ya da şeyden kaynaklanabilir. Pürüz yüksekliğinden kaynaklanabilir. Hangi pürüz yüksekliği için bu pürüzlük lezzetlerini bilirler bilmiyorum. Bu kendi araştırmadım. Vakti zamanında bunlardan bir araştırmadım bilmiyorum. Ama yakın değerleri elde ediyorum. %90, %95, %90 yakın değerleri elde ediyorum. Bütün bu tabloları hani ben bitirme tezimde yapmış demiştim ya. Bu fonksiyonu böyle bir fonksiyon aramak için uğraşmıştım ki hiç yanına bile yaşamadım. Benimkiler şöyle şöyle fonksiyonlardı. Benim şu yerin ısınlanmalı şu olunca şunu kullan. Veya hızlı şu olunca o zaman arayın ısınlanmalı da farkında değildim. Şu hızlarda şu denklemi kullan, bu hızlarda bu denklem uyuyor, bu hızlarda bu denklem uyuyor diye. O bir tabloyu işte 5-10 parçaya bilerek bu şekilde bir kendime blok oluşturmuştum. Diyelim evet şu denklemde kullanabilirsiniz diyelim. Ondan sonra bir ara verelim 15 dakika. Tamam. Uzun vardı. 15 dakika ara. Saat kaç? 2.45. 3'te
Devam ediyoruz. Ara dedik. 3'te devam ediyoruz. Sorusu olan var mı? Oradan sorusu mu? Benim yok hocam sorum. Oradan sorusu mu? Devam ediyoruz.
Evet, ben geldim. Siz burada mısınız? Buradayız hocam. Bak, ne demiştik en son? Şunları nereden geldiğini anladık, değil mi? Bunların kökeni nedir? Bunun kökeni nedir? Bizim buradaki müdür diyarımızdır. Ta yıllar önce adamın yaptığı şey, makale. Bunun şeyi vardı bende. İstiyorsanız oraya koyabilirim. Aranızda merak var olursa. Modelin şeyse makaleler. Makaleler olacak. Şunlardan birisi model olması lazım. Hangisi? Üçüncüdür herhalde hocam. Değil. Üçüncüne ismi ne yazıyor? Şunu, şu mu? Yok, bir üstündeki. Ha, o. Kaç yılında bu? Ha, bu Almanların yaptığı çalışma ya. Bu ilginç bir çalışma. Yani 2300 diyoruz ya biz Fibrilans'ta. 10.000 lira kadar falan yükseltiyorlar. Hala şey. Laminar. Buydu herhalde. Neyse bunu On bulalım. binlerde mi laminar hocam? Evet. Ama bu deneyse burada. Deneyde işte şartları titreşimleri yok. Bilmem ne yapıyorlar. Daha lamineri 10 bin lirası 10 bin lira kadar çıkartıyorlardı. Neyse bulamadım. Ama şey de var, tanıtırsanız bulursunuz. İlginç çalışmaları yapmadım ki benim. Ne şey de bulamadım. Şu olabilir. Neyse şu an işte olabilir. Kış. Kale. Hadi diye bir şey görüyor musunuz? Ah, hadi. Gördüm, nerede? Yok, bu mod kimmiş ya. Bu değil. Neyse bulamadım. Yerlerde attım, nereye attım bilmiyorum. Eski mükemmel. Neyse geçtik. Ondan sonra şurada şeylerimiz vardı bizim. Şu kısa değerlerimiz. Bunlar da yani kitabımızda şu değerler. Hani bir viskoz etkilerden kaynaklanan şeyler demiştik. İkinci bizim boru TTS'lerde karşılaştığımız basınç düşüşlerinin sebebi de şeydi. Şunlardı. Akışkan momentumun değişiminden. Yani dirsektir, T ayrılmadır. Bilmem nedir. Akışkan geliyor, momentum değişiyor. Burada da momentum değişiyor. Hızı değişiyor. Bilmem neyi değişiyor. Ondan kaynaklanan basınç düşüşleri. Onun için de bizim şey bilmemiz lazım. Akışkanımızın çıkıştaki momentumu ve girişteki momentum farkı bize şeyi verecektir. Buradaki delta P bununla alakalıdır. Basınç düşüşü bunun momentum farkıyla alakalıdır. Ne kadar fazla momentum değişimi meydana getirirseniz o da işte momentum neyi değiştirir? Kütlesi değiştirilir, hız değişebilir. Ondan değişebilir. Mesela şurada T ayrılmadı. T ayrılmaya bakalım. Aynı çapta gitsin. Bir kol buraya gelsin. M1 de bizi buradan geldi diyelim. M2 buradan geldi. Yan kol buradan geldi. Yan diyelim burada. M ana kol buradan gitti diyelim. Şimdi şuradaki akışkanın momentum ile buradaki akışkanın momentumuna bakarsak ne yapacaktır? İşte M Weber hızında geldi. Aynı çapta gidiyoruz. Aynı çapta gittiğimiz için hem debimiz azaldı. Şuraya bakarsak M2 V2 dersek hem debimiz azaldı. Debinin bir kısmı buraya gitti. Hem de ne oldu bizim? Hızımız azaldı aynı kesitte kaldığımız için. Ya ciddi bir momentum değişimi olduğunu bu ana kolda bile olsa, akışkan düz bile gitse bu akışkanın giriş momentum arasında ciddi bir değişim var. Yan kola gelirsek gene debi değişiyor. Bu aynı zamanda hız vektörümüz de değişiyor. Burada bir yön değişimi var. Burada hızın büyüklüğünde değişim var. Yani buradan buraya da bir daha tepeye gerekiyor. Burası da işlenebilir. Bir daha tepeye sebep olmuştur. Artı ya da eksi
yönde olabilir. Şimdi biz bunları bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunları bulmak için daha önceki deneysel verileri kullanacağız. Bunları geçtik. Akışkanımızın. Ya şöyle bir şey var. Şöyle spiral bir borumuz var elimizde. Öyle ısıtıcımız var, bilmem neyimiz var. Yani pek kullanılma sert patlı denir. Şimdi bu düz boru da değil, akışkan sürekli olarak da yön değiştiriyor. Tek bir lokal bir şey de değil. O hal için bize spiral boru için bize verilmiş bir şey deniyor. Şöyle bir borudaki basınç düşüşünü almamız gerekir. Bunlardan altını bulabiliriz. Şimdi geldi genel kayıpları. Genel kayıp dediğim akışkan geldi. Orada ne bileyim dirsekte momentum değiştirdi. Bu bölgede olduğu için yani yerel her yerde yok bu. Bunu kastediyor. Bir bölgesel kayıp, yerel kayıp, lokal pressure drop, ne bileyim işte fitting elemanlarda, bağlantı elemanlarındaki fitting loss diye geçebilir. Değişik isimler için geçebilir. Şimdi ne bileyim, dirsekteki momentum değişimi nedir? Ne bileyim işte duruma göre bir sürü elemanımız var. Onları tek tek bakalım. Burada hem akışkan momentum değişiyor. Şunu şey yapmayın. Burada viskoz etkiler gene var. Yani akışkan burada nasılsa, viskoz etki varsa bu bölgede de var viskoz etkiler. Ama bu viskoz etkilerden ziyade, delta P viskoz etkilerden ziyade momentum değişiminden kaynaklanan delta P, momentum değişiminden kaynaklanan delta P diğerinden çok daha büyük olduğu için bu etki genelde dikkate alınmaz. Momentum değişimiyle beraber hatta birdir diyelim. Bunları bulmak için bunları da hesaplanabilir, kompüt edilebilir. Ama analitik olarak buradaki akışları çözmemiz biraz zor. Bunları bulmamız biraz zor. En azından çoğu için diyelim. Onun için de bir deney sitatları oluşturulur. Şuraya bir basınç, yani işte böyle bir dizayn şeysi diyelim. Girişte bir basınç ölçülür. Çıkışta bir basınç ölçülür. Ondan sonra giriş ve çıkış arasında meydana gelen delta P ve buradan geçen akışkanın debisi değiştirilerek şu şeyler elde edilir. Şu deneysel değerler elde edilir. Bu ölçümler, buradaki elde ettiğimiz delta P'ler hız debiden ziyade ortalamasız üzerinden işte gene burada nedir? İkinci derece bir denklem, bir parabol şeklinde falan olur. Şu şekilde şu delta P yerel kaybımız çarpı rho b kare bölü 2 buradaki akışkanımızın dinamik basıncı çarpı kayıp katsayısı arasında bir denklem uydurulur diyelim. Curve fitting yapılır. Ve şu katsayı işte burada bu şey arasındaki katsayı bizim kayıp faktörümüz diye geçer. Bu sabit de olabilir, hıza bağlı da değişebilir, çapa bağlı da değişebilir. O işte tablolarda bize ne yapılmıştır? Sunulmuştur. Ve grafiklerde bize bunu sunulmuştur. Şimdi başlayalım. Ani daralma kaybım varsa benim. Bir boru üzerinde gidiyorum. Borumun çapı küçüldü. Akışkanım ne oldu? Buradaki hızıyla buradaki hız aynı değil. Hızında birden artış oldu. Momentumu arttı. Bunun için bedel ödemem lazım. Onun için ödeyeceğim bedel şu grafik üzerinden bize verilmiş. A2 bölü A1 oranına bağlı olarak, en sayıda bağlı olarak buradaki kayıp faktörümüz yani DAPP eşittir KS çarpı rho ve kare bölü 2 denklemindeki şu KS değerlerini şu grafik üzerinden alıyoruz. Rho ve kare ikimiz belli DAPP'yi buluyoruz. Sonuçta benim DAPP'm iki farklı DAPP'm var. Bir lambda friction faktör çarpı rho ve kare bölü 2 idi. Artı bir de bu var. Rho ve kare bölü 2'sinin her ikisinde rho ve kare bölü 2 parantezini aldığım için bu iki denklemi birleştiriyorum. Toplam delta P hem yerel kayıplar dahil edilmiş. Lokal fitting elemanlar include edilmiş diyelim. Benim kayıp denklemim lambda L bölü D artı KS çarpı rho ve kare bölü 2 şeklinde hesaplıyorum. Bunu düz boru kayıplarından, bunu da yerel kayıp faktörlerinden, oradaki elemanın bilgisine bağlı buradan bulup şöyle çarpıyorum. Oraya geçmeden önce aklıma geldi. Şuradaki, neredeydi bizim? Bu diyarımındaki şeyler, bunu unuttum diye söyleyeyim size. Bu diyarım hangi şak? Ne zaman kullanacağım ben bunu? Hangi akışkan için kullanacağım? Hangi hal için kullanacağım? Nerede geçer? Mesela su için mi kullanacağım? Yağ için mi? Hava için mi kullanacağım? Bu diyarında. Bu su için mi hocam? Su için hava olursa ne olur? Hangi Bu diyarında lazım? işlemez hocam ama bu.
Yağ geçti bunun içerisinden diyelim. Motor yağ geçti. Farklı bir diyagram olması gerekmiyor mu hocam? Yok, bir tane diyagramımız var. Burada su ya da hava yazmıyor. Su ya da hava nerede yazıyor? Reynolds number içinde yazıyor. Reynolds number dediğimiz bizim BEDB kinematik gösterisi şu. Akışkanımız, yani bu Newtonian akışkan, her türlü Newtonian akışkan için bunu kullanabilirsiniz. Akışkanınız non-Newtonian'sa sakın ha sakın bunu kullanmıyorsunuz. Newtonian akışkan için ister su olsun, ister hava olsun, ister bal olsun, ister bir motor yağı olsun, bunun su olsun. Bu hepsi için geçerlidir. Bir ikincisi ne zaman geçerlidir? Bu gelişmiş akım için geçerlidir. Tam gelişmiş akım için geçerlidir. Akışınız gelişmediyse, yani bir bor içerisinde akış diyelim. Şöyle bir boruya bir yerden giriş yaptık. Şimdi bilirsiniz akışın geliştiği bölgeler vardır. Ondan sonra gelişmiş bölge vardır. Şurasını işte biz gelişmiş bölge, developed region. Şurası da entrance region diye adlandırırız. Giriş bölgesi diye. Ondan sonra buradaki basınç değişimine bakarsın. İlk girişte şöyle basınç değişimi şuraya çizelim farklı bir renkle. Şöyle. Basınç değişimi girişte çok ciddi olur. Birden düşer. Nanoliner bir şekilde azalır. Ondan sonra giriş bölgesi tamamladıktan sonra gelişmiş bölgeye geldikten sonra akış delta P'miz bizim lineer olarak azalır. Şu delta P'nin lineer olarak değiştiği bölgedir. Neresi? Şurada. Şu bölgede delta P lineerdir. Delta P lineerdir. Yani işte AX artı B şeklinde bir fonksiyondur. Navi şey Moody diyarım sadece ve sadece bu bölge için geçerlidir. Bu bölgedeki şeye bakarak siz delta P'leri hesaplayabilirsiniz. Bu bölge için geçerli değildir. Bu bölgede yani delta P yani şu denklem lambda çarpı N bölü D dediğimiz denklem şu denklem gelişmiş akım bölgesi için türetilmiş şeydir. Delta P'nin hızla arasındaki ilişki gelişmiş akım bölgesi için türetilmiş bir denklemdir. Bu denklemde kullanarak şu giriş bölgesindeki delta P'leri ölçmeye kalkmayın. Buradaki delta P'yi bu denklemde bulamazsınız ama şuradaki delta P'yi bu denklemde bulabilirsiniz. Yani demin bu ki eğer boru boyunuz yeterince büyükse yani şu D boyunu çok çok büyük giriş bölgesi şu bölge boru boyunun yanında ihmal edilebilir boyutlarda ise bu modu diyarımını hesapladığınız şu formülleri hesapladığınız değerlerle boru kaybı hesabı yapabilirsiniz. Ama bu boru kısa boru parçaları var elinizde. Boru parçası bir parmaklık boru parçası yarım metre geldi, yarım metre gitti, bir metre gitti, 15 santim gitti. Böyle böyle bir hatta kalkıp şuradaki P1 budur, buradaki P2 budur, buradaki P1 eksi P2 eşittir. Boruların çapındaki şeyi biliyorum, hızı biliyorum. Oradan Reynolds sayıdığımızda sokmadı. Friction faktörü buldum. Ve şu formüle göre delta P hesapladım. Ondan sonra getirdim. Buraya bir manometre koydum. Buraya bir manometre koydum. Aa baktım ikisi farklı. Böyle yapanlar ve yaptıranlar var. Sakın sakın o dangalıklardan olmayın. Bu kısa boru parçalarıyla oluşturulmuş bir devrenin delta P'si bu formülle hesaplayabiliriz. Bu formülle hesaplayıp ondan sonra bu formülden elde ettiğiniz değerleri veya şeyle bununla da bunu diğer F faktörleri de geliş yapılmış geçerlidir. Geliş yapılmış deneyler geçerlidir. Bunları bu formülden hesaplayıp şöyle bir devrenin delta P'sini önceden hesaplayıp sonra pompayı koyup aa sistem çalışmadı demeyin. Yanlış çalışıyor demeyin. Ölçülmüş değerler kutsaldır, bunlar doğrudur, bu teorik değerdir, bu burada yanlıştır demeyin. Burada bir teori yok, burada kanun var. Bu Newton F eşittir M çarpı A'dan türemiş bir kanundur, bu teorik değildir. Bunu tutmaz çünkü bu böyle bir olay varsa kesinlikle kesinlikle bu konuyla bina olmaz, hesaplanamaz. Kalorifer tesisatlarında genelde biz boru çaplarımız küçük, boru boylarımız büyük olduğu için N bölü D'ler genelde büyük olduğu için, genelde bu çaplar için diyelim. Yani o biraz daha güvenilirdir. Neye göre? Hava kanalları borularına göre. Hava kanalı borumuz var. İşte 50 santim, 50 santim şeyinde büyüklüğünde kalorifer.
Ele bölü değerimiz çok büyük değil. Kalorifer borularında olduğu gibi aynı binada bir hava kanalımız var, aynı binada bir kalorifer borularımız. Aynı binaya inşa edilmiş kalorifer tesisatındaki delta perler, aynı binaya inşa edilmiş havalandırma kanallarındaki delta perlerden daha güvenilirdir. Çünkü hava kanalları genelde hep gelişmiş bölge olarak tanımlanır. Yani o bölgelerin içerisindedir, akıştan gelişmemiştir. Delta P eşittir L bölü D rho ve kare bölü 2 formüllerini hesap yapmak çok doğru değildir. Ama onlarda da akışkan ikili bir yön değiştirdiği için, çok kısa aralıklarda çok bir yön değiştirdiği için, daha genişlemeden hep yön değiştirmeye zorlandığı için, onlarda dominant faktör yerel kayıplardır. Dirseklerdeki, oradaki, buradaki basınç düşüşleri, akışkan hava, viskosite düşük zaten. Düz kanaldaki akması için verilmesi gereken basınç farkından daha dominant olduğu için hava kanallarında, yani diyelim şöyle delta P eşittir, bir daha yazalım. Lambda L bölü D artı toplam kürsi çarpı rho kare bölü 2 diyelim. Hava kanalları L bölü D'nin çok büyük olmadığı hallerde şu terim daha dominanttır. Bunu doğru hesaplamaya kalkın. Bunu doğru hesaplamaya çalışın. L bölü D'nin çok büyük olduğu değerlerde, hallerde küçük bir boru çapları, uzun boylar olduğu hallerde şuradaki terimle buradaki terim arasında şu daha dominanttır. Yani burada ne kadar çok hata yapmanız çok önemli değildir. Şu daha dominant olduğu için. Atıyorum şu 100 birimse, şu 5 birimse, bu 5 birim yanlış hesaplamanız %5 hata sebep olur. Veya 5 birim yerine 50 birim hesaplanır. Buradaki %50 hatanız, buradaki %1 hata sebep olur. Ama bunlar eş değerse, burada aynı büyük ağırlıktaysa her ikisini doğru hesaplamak zorundasınız. Ve çoğu zaman da bizim şu ele gelişmiş akım çoğu yerde gelişmemişse, hemen işte köşe dönüyorsa, akım bozulursa, bilmem neyse, bu formülü pek hesaplamayın. Özel uygulama ise bu formülü pek hesaplamayın. Akışa alınma modelleyin. Bir safety paket programıyla oradan elde ettiğiniz sonuçlar, buradan elde ettiğiniz sonuçlardan daha düzgün olacaktır. Çünkü bunlar gelişmiş akım, yani şu terim diyelim, gelişmiş akım bölgesi için türetilmiş bir ifadedir. Ona dikkat edin. Anlaşılmıştır umarım. Onu unuttuk. Şimdi geldik yerel şeylere, lokal fitillere, fitting elementlerine, pressure loop'lara. Şimdi işte bir boru daraldı. Buradaki kayıp faktörünü buradan bulacağız. Elimizde bir havuz var. Bir kazanımız var. Kazandan su aldık. Kazan var. Kazanın çıkışında bir boru var. Büyük bir çap, küçük bir çapa giriş yapacağız. Bir havuzdan çıkış yapacağız. Büyük kazandan giriş yapacağız. Şimdi bu giriş esnasındaki şey, kayıp faktörü nedir? Boru demetine girişte. Burada bir boru demeti var diyelim hatta. Büyük bir şey var. Mesela ısı değişken kolektörü var veya sizin radyatör peteğinde kolektörü var. Oradan boru demetine giriş yapacaksınız. Boruların durumuna bağlı, şuradaki çıkıntıya bağlı olarak, bilmem ne olarak, buradaki kayıplarımız ne yapar bize bir şey gösterir. Şunun çıkıntılı yapılması ya da yapılmaması sonuçlarımızı etkiler. Gel, şurada bir çıkıntı varsa, sonuç başta, bunu şeyini. Birazdan bir toplantı mı başlayacak? Ya çocuklar, yarın devam edelim mi? 3.30'da başka bir benim toplantım var. Buradan yarın devam edelim, tamam mı? Tamamdır hocam. Görüşmek üzere. Diğer toplantım başlıyor. Kusura bakmayın. Şey yapayım, İyi günler yarın hocam. buradan devam ederiz. Hadi görüşmek üzere. İyi günler.